Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piyasaları inceleyeceğiz ve sizlere Twitter'dan soru sormuştum. Hangi altcoin'leri incelememi istiyorsunuz diye. Bu altcoin'leri sizlerle beraber inceleyeceğiz. Piyasa bu ara gerçekten de çok çok alt seviyelerde seyrediyor ve Bitcoin'in bir düşüşü altcoin'lere üç düşüşü olarak yansıdığını da söyleyebilirim. Birçok altcoin'de alım fiyatlarına geldiler. Yani neredeyse ön satış fiyatlarına geldiler şeklinde söyleyeyim sizlere. Şimdi hemen detaylı olarak Bitcoin'de neler oluyor? Dominans'ta korku seviyesinde neler oluyor? Sizlerden gelen altcoin'lerde nasıl performanslar görebiliriz? Bunların hepsine detaylı olarak değinelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Videomuza hızlıca başlıyoruz. Arkadaşlar Twitter kanalımızda sizlere sürekli duyuruları gerçekleştiriyorum bildiğiniz gibi. Ve Twitter kanalımızı takip etmiyorsanız son gelişmelerden haberdar olmak için expert alt tire para şeklinde takip edebilirsiniz. Burada dün mesela layer zero Z2 Science karşılaştırdığım bir tweetim vardı ve daha öncesinde de ay jetonlarımı bir favori ay jetonumdan değiştireceğim söylediğim bir tweet vardı ve arkadaşlar herkes Ziki Science'ın az airdrop verdiği için para kazandırmadığını söylüyor demiştim sizlere. Ve Ziki Science'tan ilgili de yine bu videoda da değineceğiz. Çünkü airdrop'u yeterli miktarda vermediğinden dolayı birçok Twitter'da ve sosyal medyada söven insanlar vardı bildiğiniz gibi. Bundan dolayı da Ziki Science topluluk tarafından çok çok eleştirildi. Bunlar neler olabilir? Zeki Sens nerelere gidebilir? Bunları da sizlerle beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar hemen Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'in güncel fiyatının 63.930 dolarda olduğunu gözlemliyoruz. Gerçekten de Bitcoin şu anda düşük mü? Evet düşük fakat bizim destek seviyemiz olan 63.174 dolar seviyesinden Bitcoin arkadaşlar bir tepki aldı gördüğünüz gibi. Burayı daha önce direnç olarak birçok defa kullanmıştı. Özellikle Mayıs ayında burayı zor kırmıştı bildiğiniz gibi. Şu anda da burayı destek olarak kullanacağını söyleyebilirim sizlere. 63.174 Bitcoin'de bizler için kritik bir destek noktası. Buraya aşağı yönünü kırmamamız gerekiyor. Bunu özellikle söylüyorum. Bitcoin'de vadeli pozisyonu olanlar ya da futures pozisyonu olanlar özellikle buna dikkat etsinler. Zaten bu noktayı kırmamız durumunda da hemen şöyle grafiğimizi geriye alayım. Bildiğiniz gibi 63.174 ve 58.913 arasında neredeyse şuradan hatta baktığımızda arkadaşlar 17 Nisan'dan beri bu aralıkta gidip gelmişti 17 Nisan'dan 18 Mayıs'a kadar yani bir aylık bir süreçte. Şimdi birçok kişi bu düşüşün sebebini de merak ediyor. Neden bu şekilde bu kadar düştü diye. Arkadaşlar bunun sebebini de sizlere şu şekilde kısaca açıklayayım. Bildiğiniz gibi FED arkadaşlar faizleri çok ciddi seviyelere artırmıştı. Ve birçok kişi arkadaşlar bu sene faiz indiriminin 3 faiz indirimi ya da 4 faiz indiriminin geleceğini düşünüyordu. Fakat FED'in son yapmış olduğu faizleri sabit bırakma kararından sonra Fed'in yapmış olduğu şahin açıklama ve dediler ki 2024 yılında bir faiz indirimine gidebiliriz dediler. Şimdi piyasa %3 faiz indirimi bekliyordu. %1 faiz indirimine gidebiliriz sözü bile piyasada ciddi manada bir düşüşe yol açtı. İnsanlar çünkü şu anda paralarını faize yatırıyorlar. Bir ekstradan alternatif arayışına girmiyorlar. İşte bunun içerisinde nasibini alan altın var mesela, kripto paralar var, gümüş var, diğer borsalar var. Bunları dediğim gibi insanlar yatırım araçları arasında değerlendiriyorlar. Fakat faizler bu seviyede yüksekken para bu piyasalara biraz daha az giriyor. Hatta kripto paralarını borsa hisselerini satıp da faize yatıran da yine ciddi bir kesim var. Yani faiz indirimi bizler için çok çok önemli. Özellikle Fed'in yapacağı faiz indirimi ve bu Şahin tutumundan biraz daha güvercin tutumuna gelirse insanlar biraz daha az panik olacaklardır. Yani faiz indirimi çok çok önemli. Özellikle bu sene bir faiz indirimi yapsalar bile 2025 yılında çok ciddi faiz indirimleri bekleniyor Amerika'da. Özellikle Amerikan seçimlerinin de geçmesiyle beraber. Bundan dolayı piyasa düştü arkadaşlar. Yani 3 faiz indirimi beklenirken bir faiz indirimi insanların yatırım politikasını bir nebze de olsa değiştirdi. Birçok kişi bu düşüşün sebebini merak ediyordu. Bu benim şahsi analizim tamamen arkadaşlar ve Bitcoin'in dominansına baktığımızda da aslında Bitcoin'de de çıkışlar olduğunu gözlemliyoruz. Fakat para altcoin'lere giriyor mu? Altcoin'lere girmiyor. Nakite çıkıyor insanlar ve dediğim gibi az önce sizlere bahsettiğim gibi insanlar faiz enstrümanını değerlendirme tarafında yer alıyorlar. Şu anda dominans %55 seviyelerinde fakat bizler için kritik olan %54.40'ın biraz daha uzağında seyrettiğini gözlemliyoruz. Altcoin market cap çok ciddi yara aldı bu arada ve 1 trilyon 186 milyar dolardan 1 trilyon 24 milyar dolara kadar geriledi. Yani altcoin market cap'ten yaklaşık olarak 160 milyar dolar bir para çıktığını gözlemliyoruz. Çok ciddi bir para. Altcoinlerin özellikle bazılarının market cap'inin 5-10 milyon dolar olduğunu düşündüğümüzde 160 milyar doların büyüklüğünü sizler bu şekilde daha rahat anlayabilirsiniz. Bu geçici bir süreç arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. Şu anda ortalama düşürme tarafında yer alıyorum. Ben özellikle Patex'de, HyperGPT'de, daha sonrasında elimde bulunan Aitek gibi coinlerde ciddi seviyelerde ortalamamı aşağıya çektim. Şu anda da arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Z2 sayesinde çok düşük fiyatlarda olduğunu düşünüyorum. Ve o tarafa yatırım yapma tarafındayım şu anda. Layer Zero'yu değerlendirmedim. Layer Zero'da zaten bu şekilde bir düşüş olacağını hatta daha düzeltmenin derinleşeceğini düşünüyorum. Fakat Z2 Science'da artık düzeltmeni yavaş yavaş sona erdiğini düşündüğümden dolayı İki sensi toplamaya başladım. Bu da ciddi fiyatlara gelirse yani yukarı doğru bir 3x, 4x gibi yaparsa yine diğer alt koinlerimde ortalama düşürme tarafında yer alacağım. Hemen arkadaşlar korku seviyesine baktığımızda da geçen hafta 74 puandaydık yani hani demiştik ya videolarımızda insanlar artık daha tecrübeli, daha az korkuyorlar şeklinde korkunun arttığını görüyoruz. Bugün 63 puandayız, dün 60 puandaydık. Yani insanlar artık yavaş yavaş çekinmeye başladılar. Bildiğiniz gibi meşhur bir söz var arkadaşlar. Warren Buffett'in bir sözü. İnsanlar korkarken sen aç gözlü ol. İnsanlar aç gözlüyken de senin geri çekilmen gerekiyor. Yani şu anda piyasa o kadar düştü ki altcoin'lerde özellikle kaliteli olanlarda çok çok ciddi kar alma oranımız gerçekleşebilir. İşte önceki fiyatlardan mesela 5x, 10x, 20x kar edeceksek şu fiyatlardan baktığımızda belki 50x'ler, belki 70x'ler söz konusu olacak şekilde görünüyor. Zaten komple market cap'e baktığımızda da 2 trilyon 340 milyar dolardayız. Yani komple market cap'te de ciddi bir düzeltme var. Fakat ben bu market cap'in 1 trilyon dolarda olduğunu ve 1 trilyon dolar bizler için çok önemli. Bunu kırmayalım aşağı yönlü dediğimi de çok iyi hatırlıyorum. Şu anda baktığımızda aslında o seviyeden 2,5 katı yukarıda seyrediyoruz. Her şey güzel fakat altcoinler biraz işte fazla olunca arkadaşlar para çok dağılmaya başladı. Ve özellikle Solana'daki memcoin hype gibi arkadaşlar çok ciddi oralara paralar kaydığından dolayı bu sağlam dediğimiz kaliteli altcoinlerdeki paralardan çok ciddi manada çıkışlar oldu. Hemen şimdi Patex'i inceleyelim. Sizlerden gelen coinleri inceleyeceğim söylemiştim. Patex 2.20 dolar seviyesinde şu anda bizim videolarımızda yer aldığında 4 dolar 5 dolar seviyelerindeydi. Yani olması gereken fiyatlardaydı. Fakat şu anda baktığımızda tüm zamanlar zirvesinden %60 geride olduğunu gözlemliyoruz. Patex'in aslında ön satış fiyatına hala inmedi. Patex'in ön satış fiyatı 0.95 dolardı. Şu anda bile baktığımızda Patex ön satış fiyatından 2.20 katı fazla fiyatlarda hatta 2,5 katı fazla fiyatlarda olduğunu gözlemliyoruz. Tabii ki yatırımcıların belli bir nebze güveni kırıldı. Neden güveni kırıldı? Bu ay içerisinde listeleme haberleri geleceğini söylemişti Patex ekibi. Fakat piyasanın kötü olmasından dolayı herhalde bunu belirli bir süre ertelemeyi düşünüyorlar. Bundan dolayı da özellikle piyasa kötüyken zaten bir Bitcoin'de çok ciddi gelişmeler de yapsanız fiyatına ciddi manada yansımaz bu hype olan dönemlerde yani yükseliş olan dönemlerde haberler daha çok yansımaya devam eder coinlere. Bundan dolayı da Patex de şu anda 2.20 dolar seviyelerinde seyrediyor. Zaten maksimum arzı 8 milyon adet. Dolaşımdaki arzı 1 milyon 250 bin adet. Hadi buna 1.5 milyon adet desek. Yani arkadaşlar bu dolaşımdaki arza göre bu fiyat gerçekten de çok çok ucuz seviyelerde. Özellikle market cap'e baktığımda zaten 2 milyon 776 bin dolar yani çok çok düşük bir market cap'te 2,5 milyon dolar market cap'te zaten 25 milyon dolara çıksa market cap buradan 10x yapmış oluyor. 250 milyon dolar market cap'e çıksa buradan arkadaşlar 100x yapmış oluyor. Yani çok ciddi bir kar potansiyeli taşıyan coin olduğunu düşünüyorum. Zaten elimde de ciddi miktarda bulunuyor Patex şu anda. Ve Patex'in olduğu borsalarda zaten GTO'da, KuCoin'de, de var. Baktığımızda Uniswap'ta, Tapbit gibi borsalarda olduğunu da gözlemliyoruz. Fakat MX'i, KuCoin, GTO bizim özellikle altcoin gem projeler bulmada kullandığımız 3 borsa olarak göze çarpıyor. Hyper GPT'ye bakalım. Hyper GPT aslında çıkış yani coin market Cap e giriş fiyatına baktığımızda %86 hala daha yüksekte seyrediyor. Fakat HyperGPT'de bildiğiniz gibi 0.1 dolar seviyelerini görmüştük. Bu şekilde bu fiyatlara geri tırmanacağını düşünüyorum. Şu anda 0.043 dolarda buradan bir 2.5 katı rahat potansiyel taşıyor. Yani en yüksekten giren kişiye göre şu anda alan bir kişi daha fazla kar edeceğe benziyor buradan otomatikmen. de bildiğiniz gibi bir launchpad platformu duyurmuştu. Ve bu da ilerleyen zamanlarda fiyata pozitif yansıyacak bir gelişme. de özellikle güzel projeler launch edilmeye devam ederse ciddi bir yükselme söz konusu olabilir. Aynı zamanda Edu3 Labs arkadaşlar NFA'ya koyun şu anda 0.0. 15 dolar seviyelerinde ve çok ciddi bir düşüş gerçekleştirdi. 0.27 dolar seviyelerinden şu anda 0.015 dolar seviyelerinde yani neredeyse 15 katı daha aşağı seviyelerde olduğunu gözlemliyoruz. Dolaşımdaki adet 73 milyon adet. Şu anda maksimum arzının da 9 milyon adet olduğunu görüyoruz. Ve market cap'i 1 milyon 166 milyon dolara kadar geriledi. Artık buralar belki Edu 3 Labs dip fiyatlar olarak geçiyor şeklinde görünüyor. Yani buradan daha da düştüğünde 1 milyon dolar market cap'in altına daha da bir gerileme yapacak gibi görünüyor. Bu da aslında çok çok riskli arkadaşlar NFE'nin altcoin market cap'i için. BRC Starter'a baktığımızda mesela BRC Starter Coin Market Cap'e girdiği fiyatlarda şu anda 0.20 dolar seviyelerinden girmiş 0.19 dolarda. BRC Starter'da da zaten hedefimiz 1 dolar. Çünkü BRC Starter en son yapılan Orbital idosunu da mesela aldılar. Ekibi aslında düşüşlü bir piyasada bile çok ciddi projelerin launchlarını alabiliyorlar. İlerleyen zamanlarda bu da ister istemez coin'e çok pozitif yönünü yansıyacağını düşünüyorum. Yani elinizde bu coin nereden varsa ya da elinizde hangi coin'den varsa tabii ki sağlam bir coin olması özellikle şart arkadaşlar. Korkmanıza gerek yok. Bu süreç geçici bir süreç. Özellikle Fed'in faiz indirimi yapmaya başlamasıyla beraber piyasadaki yükselişe siz bile şaşıracaksınız. Belki elinizdeki altcoin'ler bir daha o fiyata çıkmaz gibi düşünüyorsunuz. Fakat rahatlıkla çıkabilir arkadaşlar. Bundan dolayı da sakın pes etmeyin. Zararını arkadaşlar elden koyun. Çıkartmak benim felsefeme ters bildiğiniz gibi. Tabii ki sizler nasıl bir yol izlersiniz bunu ben bilemem. Fakat ben aksine ortalama düşürmeye devam ediyorum. Tabii ki benim cüzdanım da eriyor arkadaşlar. Baktığım zaman cüzdanıma her gün girdiğimde bazen 10 bin dolar 15 bin dolar aşağıya düştüğünü görüyorum. Fakat moralimi bozuyor muyum? Ekleme yapıyorum ve bu sürecin geçici bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli ekranın karşısında oturup da Vah tüh demenin bir faydası yok. Biz bu yatırımları yaptık. İlerleyen zamanlarda da bu yatırımların meyvelerini toplayacağız arkadaşlar inşallah. Yeni çıkan iki tane coin var. Mesela bunlar birçoğunuzun bildiği projeler. Lair Zero dün çıktı arkadaşlar. ZRO token 3.17 dolara kadar geriledi. Bu token ilk çıktığında market coinmarketcap'e girdiğinde yani daha dün 4.70 dolar seviyelerindeydi. Gördüğünüz gibi onda bile çok ciddi bir düşüş geldi. Yani 1,5 dolardan daha fazla düşüş yaptı, düzeltmesini yaptı. Belki burada da tutunamayacak, daha da aşağılara inecek. Yani 2 dolar seviyelerine inebilir. Bundan dolayı da dediğim gibi yeni çıkan devasa projeler bile ayakta tutunmakta çok çok zorlanıyorlar. Öyle bir rüzgar esiyor şu anda. Şimdi çoğu kişi şunu diyebilir. Hocam bu piyasa hani Yani FED'i neden bekliyoruz biz şeklinde söyleyen olabilir. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir ülkede faiz oranları yüksekte kalıyorsa insanlar garanti yatırım gördükleri faize yönelirler. Fakat faizler inmeye başladığı zaman insanlar diğer yatırım araçlarına yönelmeye başlarlar. İşte bunlar gayrimenkul olabilir, oto olabilir. Daha sonrasında arkadaşlar altın olabilir, gümüş olabilir, platin olabilir borsalar olabilir. Bu borsa İstanbul gibi. Şimdi Türkiye'de mesela baktığınızda faiz oranları yüksek, yüksek olduğundan dolayı ne konut piyasasında ne otomobil piyasasında yaprak kımıldamıyor. Alımlar durdu. Çünkü insanlar bunları alacağım paraya faize yatırırım şeklinde düşünüyorlar. E i̇ster istemez kriptoya da yatırmayı düşünmüyorlar şu anda. Ne kadar piyasa düşük görünse de garanti yatırıma yönelmek istiyorlar. Yani insanları da suçlayamayız bu şekilde düşündüklerinden dolayı. Fakat bu faizler kalıcı değil. Bu faizlerin mecburen indirilmesi gerekiyor. Özellikle FED arkadaşlar benim şahsi fikrim bu sene bir faiz indirimi demiş olabilir fakat ben iki faiz indirimi FED'den bekliyorum özellikle sene sonuna doğru ve bunun da piyasaya can suyu olacağını düşünüyorum işin açını söylemek gerekirse ben şu anda arkadaşlar ZK Science topladığımı söylemiştim sizlere ZK Science topluyorum çünkü birçok kişi airdrop alamadığından dolayı ya da az aldığından dolayı projeyi gerçekten yerin dibine gömdüler fakat ZK Science sizlere şu şekilde söyleyebilirim Ethereum ağı içinde çok çok önemli projelerden bir tanesi Ethereum'un işlem ücretlerini düşürme açısından. Yani siz 2 Science için baktığımda bunun geçici bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Fiyat devasa derecede düştü. Yani normalde 2 Science'in ilk çıktığında fiyatın 1 dolar seviyelerinde rahatlıkla tutunmasını bekliyordu birçok kişi. Fakat maksimum arz 21 milyar adet, dolaşımdaki arz 3 milyar 675 milyon adet ve bu dolaşımdaki arz arkadaşlar neredeyse tamamına yakını airdroptan dağıtıldı herkese. Ve airdrop alanlarında hepsi neredeyse satış gerçekleştirdiler. Dün hatta bir haber gördüm. Airdrop yatan cüzdanların %80'i satış yapmış. Kalan %20'si de belli bir kısmını satmış, belli bir kısmını bırakmış. Yani buradan sonrasında artık airdrop satışları geleceğini düşünmüyorum. Coin'in de ister istemez yukarı doğru bir tırmanma gerçekleştireceğini düşünüyorum. 0.50 dolar seviyeleri ZK Science'da normalde olması gereken minimum fiyatlar. Çünkü XRP'ye baktığımızda şu anda 0.40 dolar seviyelerinde ve 100 milyar adet maksimum arzı var. XRP aslında baktığımızda çok uzun zamandır piyasada olan bir coin. Daha önce 3 dolar seviyelerinde görmüştü. Fakat maksimum arzı 100 milyar adet dediğim gibi ZK Science'ın 21 milyar adet Fiyat olarak da baktığımızda ZK Science şu anda XRP'nin yarı fiyatında. Yani bu işte otomatikman bir mantıksızlık aramak gerekiyor. Yani bu fiyat demek ki bu coin'in olması gerektiği fiyattan daha da düşük. Zaten borsalarda 0.1'den listelenmişti. Şu anda 0.18'de baktığımızda 2x bile yapamamış ve 1 milyar doları market cap'in rahatlıkla geçmesi gerekirken şu anda arkadaşlar 689 milyon dolarda. Yani dediğim gibi ZK Science'da 1-2 hafta içerisinde bir sıçrama beklentim var. Bundan dolayı da kısa vadeli bir yatırım olarak ZK Science'ı ben değerlendirdim. Sırf diğer altcoin'lerdeki ortalamalarımı düşürmek için kenarda duran paramdan ZK Science aldım ve ZK Science'ın fiyatı 2x-3x yaparsa da buradan ettiğim karı da yine diğer altcoin'lerde ortalama düşürmek için kullanacağımı söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar piyasa her zaman güllük gülistanlık gitmiyor. İster istemez piyasada bu şekilde düşüşler de oluyor. Dünya genelindeki insanların ekonomik yönelimleri bu piyasaları da ister istemez etkiliyor. Tüm borsaları etkilediği gibi. Zaten altın fiyatına da baktığınızda faizler özellikle sabit kaldığından beridir ya da Türkiye'deki faizleri yükseldiğinden beridir altın fiyatlarında çok ciddi bir artış gelmiyor mesela. Dolarda, euroda çok ciddi bir artış yok. Çünkü insanlar yatırım tercihlerini bunlardan yana kullanmıyor. Faizden yana kullanıyor. Faizler ama inmeye başladığı zaman diğer piyasaların nasıl canlanacağını rahatlıkla gözleyeceksiniz. Ve şu anda faizlerden dolayı bir ekonomik daralma söz konusu tüm dünyada. Fakat bu geçici bir süreç. Bu ekonomik kriz geçici bir süreç. Daha sonrasında insanlar ister istemez daha sağlam gördükleri ve daha fazla kazandıracağını düşündükleri yatırım tercihlerini değiştirecekler. Bundan dolayı sakın panik yapmayın, moralinizi bozmayın, stres yapmayın arkadaşlar. Bu geçici bir süreç ve geçtiğinde de hepimiz bu günleri hatırlayacağız. Pandemi zamanında mesela Bitcoin bir gecede 9000 dolardan 3600 dolara düşmüştü. Ethereum'un Türk Lirası fiyatını çok iyi hatırlıyorum. 400 Türk Lirası değerindeydi ve hepimiz demiştik ki herhalde bu sefer sonumuz geldi şeklinde söylemiştik. Fakat o zaman ben arkadaşlar ısrarla almaya devam ettim. Bitcoin alımı yapmıştım mesela hatta koşa koşa alım yapmıştım tekrardan bu fiyat yükselir diye. Yani dediğim gibi bizler bu piyasaya güvenen insanlarız ve bu piyasaya yatırım yapmayı tercih eden insanlarız. Bundan dolayı arkadaşlar benim faizli 1 lira param yok. Bütün yatırımlarım kripto paralarda ve kripto paralarda da zaten yükselişin zamandan geleceğini ve bu fiyatların çok komik fiyatlar olarak kalacağını da düşünüyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.